İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı çıkan AKP'li Tevfik Göksu fena yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 300 bin metrekarelik arsasını, meclis çoğunluğunu kullanarak yeşil alana aldırtan AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin son derece değerli arazisini 41 milyon TL'ye satışa çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 300 bin metrekarelik arsasını, meclis çoğunluğunu kullanarak yeşil alana aldırtan AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin son derece değerli arazisini 41 milyon TL'ye satışa çıkardı. Esenler Belediyesi, resmi gazetede yer alan ilana göre, Davutpaşa'daki Yıldız Teknik Üniversitesi'nin karşısında bulunan ve Esenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan 67 ada 44 parseli satışa çıkardı. Yıldız Caddesi ile Sarıgöl Caddesi'nin birleştiği köşede yer alan 5497 metrekarelik arsa için 41.228.175 TL muhammen bedel belirlendi. İmar planı, özel sağlık tesisi alanı, olarak düzenlenen parselin satış ihalesi, 30 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Esenler Belediyesi daha önce de, kendi mülkiyetinde bulunan ancak üzerinde cami, okul gibi resmi yapıların bulunduğu arazileri maliye hazinesine satmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arazilerini yeşil alana aldırtmıştı. Belediyenin arazisini satmak için ihale açan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2019 seçimlerinden sonra, İBB'nin yaklaşık 300 bin metrekarelik arazisini yeşil alana aldırtmakla övünmüştü. Yeşil alana aldırtılan araziler içindeki en önemlisi, AKP yönetimi zamanında Dubai Şeyhine satılmak istenen Levent'teki eski İETT garajı da vardı. Ve yine eski yönetim zamanından satış listesine konan ancak satılamamış Beşiktaş'taki de bulunuyordu. Göksu 10 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, sanki kendi yönetimleri zamanında buralar satışa çıkarılmamış gibi, özetle şunları söylemişti. Geçtiğimiz Ekim 2019 ayında AK Parti ve MHP grubundaki arkadaşlarımızın teklifiyle İstanbul'da yaklaşık 295 bin metrekare alanı yeşil alana almıştık. Bu 7 tane ilçe ayrı parseller şeklindeydi. Bunlar gerçekten kentin yeşille ilgili ihtiyacını karşılamak adına bir fonksiyon icra edici ve mülkiyeti de İBB'ye ve İBB şirketlerine ait arsalardı. Buralar nefes alacak noktalar, bu nefes alacak noktaları halkın kullanımına kullanmak bir kamunun kaynağını üretmekten daha çok halkın refahı için önemli imkanlardır.